Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size iki para kazandıran uygulamadan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi bir mobil oyun, Bitcoin kazandırıyor ve kesinlikle ödeme yapıyor. Diğeri de Yandex Tolaka benzeri bir görev uygulaması. Burada listelenen görevleri yaparak karşılığında Euro kazanabiliyorsunuz. Bunların en önemli özellikleri gerçekten kazanç sağlıyor olmaları ve gerçekten para kazandırıyor olmaları. Mesela bu uygulamada görev başına 1.60 Euro, işte 2 Euro, 1.5 Euro ödemeler yapılıyor. Tabii ki onaylanırsa arkadaşlar, onaylanmaları gerekiyor. Eğer görev talimatlarına uygun bir şekilde bunları yaparsanız nihayetinde onaylanıyor. Tamam öyleyse. Önceki Bitcoin kazandıran uygulamamızı tanıyalım. Ondan sonra da Euro kazandıran bu görev uygulamasına geçelim. Hazırsanız başlıyoruz. İlk uygulamamız Tetris benzeri bir oyun. Size çeşitli bloklar veriliyor. Bu blokları uygun biçimde yerleştirerek devam ediyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar oluşturduğunuz bu yapılar birleştiği zaman ortadan kalkıyor ve böylelikle yeni parçalar alıyorsunuz. Ne kadar çok yeni parça alırsanız o kadar çok size ticket veriyor. Hatta arada doğrudan satoshi de veriyor. Diğer oyunlardan farklı olarak. Bu size daha önce anlattığım Thunder Games oyunlarının yenisi arkadaşlar. Thunder Games gerçekten piyasada önemli bir çıkış yaptı. İşte Turbo 84, Bitcoin Solitaire gibi oyunlarla ve stabil ve güzel çalışan oyunlarla gerçekten piyasaya adını yazdırdı. Şimdi son oyunları da Bitcoin Blocks. Burada da blokları şu şekilde arkadaşlar şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi oyunda yapmamız gereken şu. Bize verilen parçaları uygun biçimde yerleştirerek blokları ve satırları tamamlıyoruz. Bakın şimdi bir blok tamamladık ve bu yok olacak. Karşılığında da puan aldık. Böyle böyle devam ediyoruz. Oyunun en zor tarafı da şu arkadaşlar. Tetris gibi olmasına rağmen Tetris'teki gibi maalesef parçaları kafamıza göre hareket ettiremiyoruz. Yani hangi pozisyondaysa o pozisyonda yerleştirmemiz gerekiyor. Bu da tıkanıklıklara yol açıyor. Zaten oyunun amacı da sanıyorum bu. Şöyle şöyle, evet, bir blok daha yok ettik. Yani burada yok edebildiğiniz kadar blok yok etmeye çalışacağız arkadaşlar. Oyunun ana amacı bu. Yani idare eder, kötü gitmiyoruz ama daha iyi olabilirdi. Şu an düşünmeden size göstermek için hızlı hızlı oynuyorum. Biraz üzerinde düşünürseniz daha iyi performans sergilemek mümkün. Yani gayet basit ve kolay bir oyun arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Ne bileyim, toplu taşımadayken boş zamanlarınızda falan hem stres atıp hem de ekstra 3-5 satoshi kazanabilirsiniz. Bitcoin kazanabilirsiniz. Kimseye bundan zengin olabileceğini falan vaat etmiyorum. Ama dediğim gibi boş zamanlarınızda böyle mobil oyunları oynamayı seviyorsanız, vakit geçirecek bir şeye ihtiyacınız varsa ekstradan para kazanma neden olmasın? Sonuçta para dediğim şey ağaçta yetişmiyor arkadaşlar. Hem oyun oynayıp hem eğlenip hem 3-5'li kenara Bitcoin koymak kötü bir şey değil sonuçta. Evet. Ve bunlar kesinlikle ödeme yapıyor arkadaşlar. Ben Thunder Games'ten daha önce de ödül alıp çekmiş ve size bunu göstermiştim. Evet, benim oyun bayağı uzayacak. Şuralarda bir yerde kendim patlatayım diyorum ufak ufak. Boşluk kalmadı diyor. Yani yeni parçanın yerleşebileceği bir yer kalmadı. O yüzden bittik. Karşımdan 61 ticket ve 6190 puan yapmış olduk. Size nasıl olduğunu göstermek için hızlıca oynadım. Üzerinde çok düşünmedim. Ama odaklansaydım dünya şampiyonu olurdum. Yok canım işte, yani normal oyun performansında bir şeydi. Bu tarz Bitcoin blok oyunları piyasada çok var. Bunlar biraz daha değiştirip kendilerini özgün hale getirmişler. Gerçekten Thunder Games devrimsel işler yapıyor arkadaşlar. Peki parayı nasıl çekiyoruz? Hemen pratik olarak göstereyim. Tabii ki her oyundan sonra bir reklam izletiyor. Onlar da bir yerden para kazanmak zorundalar. Şimdi hemen profilimize dönelim. Bakalım ödüller listeleniyor mu? Buraya tıkladığımızda da detaylarına girebiliyoruz. Tıpkı diğer Thunder Games oyunlarındaki gibi. Şimdi nedir bunun mantığı söyleyeyim. Size verilen bu ticketlar var ya, bu ticketlarla gün sonunda her gün bir çekiliş oluyor ve otomatik olarak o çekilişe katılıyorsunuz. Yani sizin ben bu çekilişe katılayım demenize gerek yok. Sistem sizi otomatik olarak çekilişe sokuyor ve ticketınız kadar şansınız oluyor. Katılanlar arasından yapılan çekilişte de çeşitli satoshi ödülleri dağıtılıyor. Ve ilerliyor. Oyun yeni çıktığı için ödül havuzu biraz düşük ama ileride işte Turbo 84 gibi 10.000 satoshilik ödüller de gelecektir, dağıtılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi çekmek için ne yapıyorum? Başa döneyim, tekrar göstereyim. Şurada bakın, hemen yukarıda sol üst köşede hamburger menü var. Buraya tıklıyoruz. Açtıktan sonra ödülümüz burada görünüyor ve satoshi cüzdanımıza da çekebiliyoruz. Bunun nasıl kullanıldığını, kurulduğunu da size daha önceki videolarda anlatmıştım. Onların da linkleri bu videonun açıklamasında olacak. Claim'e tıklıyoruz. Bir kere daha claim'e tıklıyoruz. Biraz bekletiyor. Şimdi diyor ki Wallet of Satoshi uygulaması açmak istiyor. Okey diyoruz. Evet, receive diyoruz arkadaşlar ve şu anda satoshimiz geldi. Bu şekilde buraya sürekli olarak satoshi atıp biriktirebiliyoruz. Gayet kolay kullanımı. Hemen geçelim ikinci uygulamamıza. İkinci uygulamamızın adı Clickworker. Bunu biraz araştırdım arkadaşlar. Çok kullanma fırsatım olmadı. Fakat araştırdığım kadarıyla ödeme yapıyor. Yerli ve yabancı pek çok kaynakta bu uygulamanın ödeme kanıtlarını bulabilirsiniz. İnsanlar paylaşmışlar. Gerçekten ödeme alıyorlar. Mantığını anlatayım. Buraya giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken, hemen yapmanız gereken birkaç şey var. Öncelikle bir, buraya ödeme hesabı tanımlamalısınız. Profile gelelim. Şuradan
Evet, hamburger menüye tıkladıktan sonra Payment Details bölümü var. Burada gördüğünüz üzere benim Payoneer account'um buraya tanımlanmış durumda. Payoneer neydi? Uluslararası bir aracı ödeme şirketi. Yani tıpkı PayPal gibi. Ama PayPal ülkemizde kullanılamıyorken Payoneer kullanılabiliyor. Tek yapmanız gereken Payoneer'e gitmek, oradan bir hesap oluşturmak ve oradaki giriş bilgilerinizle, şifre bilgilerinizle buraya giriş yapmak. Zaten buraya giriş yaptığınız zaman Payoneer'de de hemen bir karşı ödeme hesabı, ödeme alma hesabı sayfası da açılıyor. Bir de Tax Details bölümü var. Yani vergi detayları. Eğer arkadaşlar İngiltere'de yaşamıyorsanız, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Hayır, ben orada yaşamıyorum diyorsunuz ve vergi detaylarınız bu şekilde onaylanıyor, kapanıyor arkadaşlar. Yani çok bir şey yapmıyorsunuz. Fakat bu iki şeyi yapmanız gerekiyor. Daha sonra profilinizde, bakın şurada bir anket var. Buraya bir telefon numarası eklemek gerekiyor ve kişisel bilgileri eklemek gerekiyor. Maalesef bunları istiyorlar. İşte diliniz, ilgilendiğiniz şeyler, skill'leriniz, yani yetenekleriniz. Varsa işte web sitenizin, blogunuzun linki. Bunları doldursanız size daha uygun görevler sunuluyor. Mesela bir kimlik doğrulama uygulamasına eğitmeye yardımcı olması için 3 kısa video yükleyin. Bize arabanızın lastiğini gösterin gibi görevler. 2 dolarlık bize arabanızın lastiğini gösterin görevine bakalım. Aşağıdaki üreticilerin lastiklerinin fotoğraflarını çekin diyor. Bakın böyle görevin detayında da ne istendiğine dair net bilgiler var. Ya da işte bir kimlik doğrulamasını uygulamaya yardımcı olması için 3 kısa video yükleyin diye bir görev var. Hemen bakalım detaylarına. Bunlarda bir zaman limiti oluyor. Hani göreve başlayıp 5 gün sonra ben tamamlarım falan diyemiyorsunuz. Bakın 120 dakika görev limiti var. 30 gün içinde bu görevin ücreti ödeniyormuş. Şimdi burada da görevin, yani eğitim alanı var, eğitim bölümü var. Burada bakın ne diyor? Müşterimiz şirketlerle internet dolandırıcılığını önlemek için 3B kimlik doğrulama güvenlik kontrol araçları sağlıyor. Bu uygulamaların iyileştirilmesi için eğitim verilerine ihtiyaç duyuluyor. Senin için yakınlaştırma AI aracını eğitmek için kendine ait 3 video sağlayarak kimlik doğrulama sürecinin bazı kısımlarını simüle etmendir. Web kameranıza kendinize ait 3 video çekin. Yalnızca yatay yönlü video dosyaları, portre video dosyaları reddedilecektir diyor. Yani sizden yatay istiyor. Yani telefonu şu şekilde tutup arkadaşlar çekeceksiniz. Her biri 10 veya 20 saniye arasında olmalı. 10 saniyeden küçük veya 20 saniyeden yüksek olmamalı. Ve işi bitirmek için kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Her iş doğrulanıyor. O 3 videoda onaylandıktan sonra 1 euro 50 cent veriliyormuş. Hepsi bu kadar. Bakın bu tarz görevler var. Bunları kolaylıkla yapabilirsiniz. Her görevde farklı bir yapı çıkıyor. Şaşırmayın. Mesela open'a tıkladığımız zaman bizi o siteye gönderiyor. Ve ilk baştaki yönergede neler yapmamız gerektiği anlatılmıştı. Bu şekilde ID'mizi buraya, bakın hemen şurada görüyorsunuz, tanımladıktan sonra formu onaylayıp submit diyerek ilerliyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. Evet, Clickworker'da da bu şekilde euro kazandıktan sonra Payoneer hesabımıza çekebiliyoruz. Ödeme eşikleri ile ilgili video açıklamasında bilgi vereceğim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Eskisi kadar keyifli değiliz. Biraz buruğuz. Yaşadığımız olaylardan dolayı biliyorsunuz. Bu da gayet normal. Umarım bu felaketten dersler çıkarılmıştır. Biz de kendimize çıkarmışızdır. Kurumlar da çıkarmıştır. Yardım dernekleri de çıkarmıştır. Hepimiz çuvalladık. Açık açık konuşalım. Siyaset yapmak istemiyorum ama yapmadan da olmuyor işte. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.